Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. المعصومين دلالة الله على أعضاء الله إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العلي العظيم. Allah Teala bu yasımızı, bu azabımızı, bu sinirleri, bu gözyaşlarını bizlere kabul eylesin. Allah Teala Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten bizleri ve kıyamete kadar neslimizi ayırmasın. Şura suresi 23. ayeti müminler biliyorlar. Defalarca bunu hocalarımıza dinlemişler. Ben bugün bu ayetin üzerinde birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bugün Aşura günü, bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı dökmek, ziyaret etmek günü ve İmam Hüseyin'i tanıma günü. Aşura günü sadece ağlama günü değil. İmam Hüseyin'i marifetle tanıyarak ağlama. Hadislerde Ehl-i Beyt'in İmam Sadık Aleyhisselam'ın, İmam Bakır Aleyhisselam'ın bizlere Ehl-i Beyt'in ziyaretini tavsiye ettikten sonra bir önemli noktayı şöyle diyorlar: Arifen bihakkıha. Kim İmam Hüseyin'i hakkıyla tanıyarak ziyaret ederse cennet ona vacip olur. Arifen bihakkıha, bihakkıhi, onu tanıyarak, hakkıyla bilerek, bu birçok kere zikredilmiştir. Yani Ehl-i Beyt'i sadece sevmek yetmez. Zaten Ehl-i Beyt'i tanımayan birisi, marifeti az olan birisi nasıl onlara layık bir sevgiyle sevebilir? Ehl-i Beyt'i sevmek vaciptir, farzdır. Ama sevgiden önce marifet. İmam Bakır Aleyhisselam buyuruyor: bir gün Medine'de Müslümanlar toplandılar, kendi aralarında konuştular ve Peygamberimizin huzuruna geldiler. Dediler ki: ya Resulallah, sen bizim için çok zahmetler çektin. Yıllardır işkencelere, zulümlere tahammül ettin ve Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini bize tebliğ ettin. Biz sana teşekkür etmek istiyoruz. Sana bir ödül vermek istiyoruz. Ücret vermek istiyoruz. Karşılık vermek istiyoruz. Ne yapalım? Daha önce de gelip Peygamberimize bu şekilde teklifler sunmuşlardı: ya Resulallah, biz senin hakkını eda edemiyoruz. Nasıl saygıda bulunalım? Sadece selam, saygı. İstersen sana secde ederim. Resulullah buyurmuştu: hayır, Allah'tan başkasına secde edilmez. Sana bir taç yapalım, süslü elbiseler verelim, sen bizim reisimizsin, başımızsın. Demişti: hayır, bu elbise, bu sarık bana yeter. O gün geldiler ısrarla Peygamberimize, dediler ki: sana bir ödül, bir karşılık vermemiz gerekir. Sen gelmeden önce biz perişandık. Cehalet içindeydik, hurafeler içindeydik. Sen bizi kurtardın. Bizim en büyük işimiz çoban otlatmaktı. Çobanın peşinde koşuyorduk. Affedersiniz, onun pisliği peşinde. Ama sen bizi geldin, bizim yüzümüzü göğe çevirdin. Artık onlar güneşe bakıyorlar, aya bakıyorlar. Gözleri yerde değil. Namaz vakitleri girdi mi girmedi mi güneşi takip ediyorlar.
Ramazan ayı girdi mi girmedi mi ayı takip ediyorlar. Ya Resulallah, bizim gözümüz dünyadaydı, yerdeydi. Sen bizim gözümüzü göklere çevirdin. Bu ısrar üzerine bunlar ki ısrar ettiler. Ya Resulallah, bize bir emir ver ki onu yerine getirelim. Sana olan borcumuzun bir nebze olsun ödemeye çalışalım. Allah Teala Şura suresi 23. ayete indirdi. Allah peygamberin diliyle söylüyor. Madem çok ısrar ediyorsunuz, peygambere bir ödül vermek istiyorsunuz. Ve ayet müjdeyle başlıyor. ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهِ اِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Allah iman eden, salih amel işleyen kullarına müjde verir. Nedir bu müjde? Ey Resulüm, de ki ben sizden Ehl-i Beytimin sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Ben hiçbir ücret, hiçbir ödül istemiyorum. Ancak اَلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اَلْمَوَدَّةَ yani özel bir sevgi. Kim için? فِي الْقُرْبَى اَلْقُرْبَى özel yakınlarım için özel bir sevgi istiyorum. وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا Ayetin devamı. Kim güzel bir iş görürse Allah o işin güzelliğini artırır. Ve Allah çok bağışlayandır, çok şakur şükredendir, teşekkür edendir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde amel-i salih denildikten sonra ona bir örnek verilmiş. Bu ayette de amel-i salihten sonraki örnek Ehl-i Beyt'in sevgisidir. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'da, İmam Bakır Aleyhisselam'da, İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilir. Buradaki el-meveddete fil kurbadan maksat kimdir? Biz Ehl-i Beyt'iz. Onu kim anlar? Sadece Ehl-i Beyt kaynakları değil, Ehl-i Sünnet kaynakları da diyor ki el-kurbadan maksat, yakınlardan maksat bütün akrabaları değil Peygamberimizin. Beş tane Ali abadır. Yani Ali, Fatıma ve onun evlatlarıdır. Şimdi müminler, bu ayeti çok duydunuz ve gençlerimiz bunu zaten ezbere biliyor. Şura 23, Ehl-i Beyt'in faziletini gösteren önemli bir rivayet, ayet. Ayeti biraz tahmin edelim. Allah Teala Peygamberimizin nübüvvetinin ücreti, mükafatı karşılığında ümmetten bir şey istiyor. Ümmet bir şey vermesi lazım. Kendileri istediler. Ya Resulallah sana ücret verelim. Sana karşılık verelim. Sen zahmet çektin. Allah peygamberin nübüvvetine karşılık bir ücret tayin ediyor. Ümmetin vermesi gereken. Nedir o? El-mevvettete fil gurba. Ehl-i Beyt'ini sevin. Ehl-i Beyt'in sevgisi nübüvvetin ücretidir. Peygamberi kabul eden her Müslümanın boynuna vaciptir. Peygambere bir ödül vermesi lazım. Allah tayin ediyor. Peygambere vereceğiniz ödül onu sevmektir. Bu Allah'ın bir farzıdır. O zaman ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi. Öyle ki bu sevgisi vacip olanların ismini Allah namaza da eklemiştir. İmam Şafii diyor, ey Ehl-i Beyt, ey Resulullah'ın Ehl-i Beyti, sizin faziletinizde sadece bu yeter ki namazda size salavat getirmeyenin namazı kabul değil. Her teşehhütte bütün Müslümanlar Peygamberimize ve onun Ehl-i Beytine salat ve selam getiriyor. Getirmesen namazı batır. Böyle bir vacip. Şimdi normalde ücret alan mı faydalanır ücretten yoksa ücret veren mi faydalanır? Allah bunu niye vacip kılmış? Dikkat edin. Ehl-i Beyt'in sevgisi bizim vermemiz gereken bir ücret. Resulullah'a vermemiz gereken bir ücret. Allah'ın koyduğu bir vacip. Ehl-i Beyt'i sevmek, Ehl-i Beyt'e meveddetin kime faydası var? Allah'a olan ibadete Allah'ın ki ihtiyacı yok. Allah'ın bizim namazımıza da, niyazımıza da, hatta Ehl-i Beyt sevgisine bile Allah'ın ihtiyacı yok. Peygamberin nasıl bir faydası var?
Biz Ehl-i Beyt'i sevdiğimizde peygamberin faydasına, peygamberin makamı mı yüceliyor? Allah katında değeri mi artıyor? Hayır. O da tabii en yüce yerde, onun makamı en yüce. Biz ona tabi olsak da olmasak da peygamberin değeri mümtaz. Peygamberin Ehl-i Beyt'ine olan faydasına, bu masum imamlar Allah katında bizim sevgimizle mi yüceliyor? Hayır. O zaman bu ücret, peygamberin nübüvvetine karşılık bu ücret kime faydalı? Dikkat edin müminler, bize faydalı. Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt'in meveddetinin faydası kime? Faydası bize. Birisi Ehl-i Beyt'i severse Allah da onu sever. Defalarca peygamberimiz buyurdular. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı kucağına alıyordu, öpüyordu. Diyordu Allah'ım Hüseyin'i sev, Hüseyin'i seveni de sev. Hüseyin'i seveni de sev. Hüseyin'i sevmek bizim faydamıza, çünkü Allah bizi seviyor. Hüseyin'i sevindiren beni sevindirmiştir, peygamberimizin başkanımız. Beni sevindiren Allah'ı sevindirmiştir. Ve her kim Allah'ı sevindirse, Allah onu cennetine götürür. Hüseyin'i üzen beni üzmüştür. Beni üzen Allah'ı üzmüştür. Ve kim Allah'ı gazaplandırırsa, üzerse Allah onu cehenneme götürür. Ehl-i Beyt'in sevgisi birinci derecede bize faydası var. O zaman bu ücret kavramı biraz değişik olmadı mı? Normalde ücreti veren değil, alan kazanır. Ama Allah-u Teala peygamberin nübüvvetine karşılık öyle bir ücret tayin etmiş ki veren kazanıyor. Yine Allah'ın rahmeti, peygamberin merhameti. Ümmete ki Ehl-i Beyt'ini sevsinler ve cennete gitsinler. Ehl-i Beyt'ini sevsinler, onun yolundan gitsinler. Bu çok açık değil mi? Allah'ın, Resulü'nün nübüvvetinin, dininin, sünnetinin karşılığında onu korumak için Ehl-i Beyt'i sevmek gerek. Çünkü peygamberden sonra yollar çok ayrıldı. İddia edenler çoktu, peygamberin sünnetini biliyorum diyenler. Ama peygamber ne dedi? Peygamber kimi bıraktı? Peygamber kendisinden sonra Kur'an'a sözcü, sünnetin öğretmeni, dinin öğretmeni olarak kimi bıraktı? İnni tarikum fikum ettegaleyn kitaballah ve itreti, Ehl-i Beyti. O son günlerde demedi ki, demedi mi? Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri benim itretim, Ehl-i Beytim'dir. Onlar birbirinden ayrılmaz. Siz de onlardan ayrılmadıkça yolunu sapmaz. Ve kıyamet günü Kevser başında size soracağım, emanetime nasıl sahip çıktınız? Ehl-i Beyt'in sevgisi Allah tarafından vacip. Ehl-i Beyt'in kendisi peygamberimizin son vasiyeti, bize emaneti. Ve bu emanet yine bizim için, onlara sarıldığınız müddetçe asla yolunuzu şaşırmazsınız. Asla yolunuzu kaybetmezsiniz. Allah'ın lütfuna bakın. Allah'ın merhametine bakın. Bakın, Müslümanların kendileri ısrarla dediler ki ya Resulallah sana bir ücret verelim. Bizden önceki kavimlerde de bu konu vardı. Allah'ın peygamberinden ısrarla dilekte bulundular. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 246. ayet anlatıyor. Hazreti Talut'un hikayesini anlatan ayet. Ve biliyorsunuz Beni İsrail Kur'an'da en çok bahsi geçen kavimdir. Bazen Müslümanlar soruyorlar Kur'an-ı Kerim'de neden Müslümanlardan daha çok Beni İsrail'den bahsediliyor, Yahudilerden bahsediliyor, Hazreti Musa'dan, Hazreti Musa'nın kavminden. Cevap: çünkü ümmeti Muhammed'in, Allah'ın salat ve selamı peygamberimize ve tertemiz ehlibetine olsun. Salat buyurun. Allah salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu ümmetin geçmiş ümmetlerden
en çok benzediği kimdir? Ben İsrail'dir. Müslümanlar Ben İsrail Yahudileri çok sevmeseler de geçmiş ümmetlerden en çok İsrail'lere benziyorlar. Ben İsrail'lere benziyorlar. Bakın bir benzetme. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi. Bunlar yurtlarından çıkarılmışlar. Zulüm altındalar. Gene peygamberlerine dediler ki, ey peygamber, ey Allah Resulü, Allah bize bir komutan göndersin. Allah bize bir hükümdar göndersin. Bizim başımız olsun, bize yol göstersin. Biz de hakkımızı alalım. Bu zulümden kurtaralım, kurtulalım. Kur'an diyor ki, Allah Resulü onlara şöyle dedi. Dedi, Allah size bir hükümdar seçtikten sonra ve cihadı emrettikten sonra ya geri kalsanız, ya kabul etmeseniz. Dediler ki, niye kabul etmeyelim? Biz zulüm görmüşüz, yurdumuzdan çıkarılmışız. Dedi, o zaman Allah size Talut'u seçti. Talut sizin hükümdarınızdır artık, komutanınızdır. Bu emir gelir gelmez ümmetin diyor, çoğusu dediler ki, Talut'un malı yok, mülkü yok. Nasıl bize komutan olur? Bizim malımız, mülkümüz var. Biz daha layıkız. Allah'ın Resulü dedi ki, işte sizin istediğinizi seçtik. Siz dediniz ki, ısrarla bize bir komutan seçin, hükümdar seçin ve Allah size Talut'u seçti. Ona komutanlık yapabilecek, hükümdarlık yapabilecek sıfatları da verdi. Bestetehu fil ilmi vel cism. O ilim olarak da sizin hepinizin önünde. Gücü, kuvveti de sizden daha fazla. Ama Kur'an diyor ki, Hazreti Talut'u ısrarla istedikten sonra Allah Resulü ki Talut'u tanıttı, çok azı kabul etti. Çoğusu sırtını döndü. Kabul etmedi. Aynen Kadir Hun'daki olaya ne kadar benziyor. Kadir Hun'da da Allah Resulü vasiyet ediyor. Bir hükümdar, bir komutan. Öyle bir komutan, öyle bir hükümdar ki eğer ona uysalar ebeden mağlup olmazlar. Onu takip etseler ebeden yollarını şaşırmazlar. Ali İbn Abi Talib. Men kuldu Mevla, tehaza Ali İbn Mevla. Binlerce, on binlerce sahabenin içinde Peygamberimiz Allah'ın bu emrini Maide Suresi 67. ayetin desturuyla dedi ki, eğer sana indirileni tebliğ etmezsen peygamberliğini yapmamışsın. Resulullah'ın peygamberliğini kabul edilmesi için Hazreti Ali'yi yerine tayin etmesi lazım. Nübüvvetin ücretini ödemek isteyen Ali'yi ehl-i beytini sevmesi lazım. Ama çok geçmedi peygamberimizden sonra ümmetin çok azı aynı Talut gibi Ben İsrail'deki gibi. Başka bir benzetme. Kur'an'da bunun örneği çok. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çağrıldı. Allah dedi ki, ey Musa, 30 günlüğüne ve vaadine Musa senesine leyleten 30 günlüğüne Tur Dağı'na geleceksin. Ve atmemnâhe bi aşırı. Sonra 30 günü 40'a tamamladı. Ve gâle Musa li ahîhi Harun ehlufni fî gavmi ve aslih ve la tettebi sebîlel mufsidin. Harun çıkarken kavminden dedi ki, Harun, Hazreti Musa çıkarken Harun'un kardeşini yerinden halife bıraktı. Dedi, sen benim halifem ol kavmim içinde. Onlara doğru yolu göster. Hazreti Musa geldi, Tur Dağı'na yetişti. Allah dedi ki, ey Musa, niye acele ettin? Dedi ki, Allah'ım, yerime Harun'u bıraktın. Kavminden dolayı rahatın. Onların yollarını şaşırmazlar. Senin münacatın için erken geldim. Dedi ki, ey Musa, senden sonra kavmini sınadık. Onların hepsi geri döndüler. Senin bıraktığın halifeni terk ettiler. Bir düzenbaza uydular, Samiri'ye uydular. Samiri onlar için bir put yaptı. Kavminin hepsi dinden döndü. Putperest oldular. Peygamberimiz de Hazreti Ali'ye diyor ki, Tebük Savaşı'na giderken, ya Ali, çünkü Medine'ye bıraktı Hazreti Ali'yi, biliyorsunuz. Münafıklar güçlenmişti, organize olmuştular. Dedi, ya Ali, senden başkasını bırakamam Medine'de. Ya kendim burada olmam lazım ya sen, yoksa ben gidemem. Hazreti Ali yerine bıraktı. Halifesi olarak ve savaşa gitti. Çok gitmemişti ki bu organize münafıklar dediler ki, bakın Ali peygamberin gözünden düştü.
Yoksa hiçbir savaşa ailesiz gitmezdi. Nasıl oldu ki bu sefer savaş ailesiz gidiyor? Demek ki Peygamber aleyhisselam diyor. Hemen fitneyi yaydılar münafıklar. Bunun üzerine bu fitneyi yakıtmak için Hazreti Ali baktı ki peygamberden yardım olması gerekiyor. Medine'den dışarı çıktı, silahını kuşandı, 5 kilometre sonra orduya ulaştı. Dedi ya Resulallah, böyle böyle diyorlar. Diyorlar ki peygamber artık Ali'yi sevmiyor. Ali'de bir yanlış hata mı gördü peygamber? Artık onu savaşa götürmüyor. Peygamberimiz o meşhur hadisi söyledi. Mütevatir hadistir. Bütün kaynaklar bunu yazar. Şia Sünni kaynakları. Ema terza ya Ali ente bi menzileti minni menzileti Harun min Musa fela nebiye be'di. Dedi ey Ali, razı olmaz mısın? Senin bana olan yakınlığın, senin bana olan konumun Harun'un Musa'ya olan konumudur. Ama benden sonra peygamber yoktur. Harun bir vazifesi de peygamberliktir. Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın halifesiydi. Onu yerine bırakıp gitmişti. Ve kavmi terk ettiler. Hazreti Musa'yı, Hazreti Harun'u yalnız bıraktılar. Benzerliğe bakın. Hazreti Peygamber de Hazreti Ali yerine bıraktı. Çok geçmedi. Peygamberden hemen sonra ümmetin çok azı Ali'nin peşinden gitti. Beni İsrail'le bu ümmetin ne kadar benzerliği var? Beni İsrail'in liderleri, rehberleriyle bizim imamların da ne kadar benzerliği var? İmam Hüseyin Aleyhisselam gece biata çağrıldığı zaman gel Yezid'e biat et ya da başını vuracağız dediği zaman bir fırsatla Hazreti Beni Haşim, Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas'ın liderindeki Beni Haşim gençleri kapıyı kırıp içeri girdiler biliyorsunuz. İmam çıktı orada. İmam Hüseyin Aleyhisselam gece Medine'yi terk ettiğinde Hazreti Musa'nın okuduğu ayeti okuyordu. Hazreti Musa da Mısır'dan geceleyin kaçmak zorunda kaldı. Misafirlerimize hoş geldin diyorum, salavat buyurun. Allahümme selam, Allahümme selam.